Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün savunma konularıyla ilgili olarak gazeteci arkadaşım değerli Özgür Ekşi ile beraber gelişmeleri yorumlayacağız. Konuşacağımız konuların başında son günlerde ambargo ile ilgili olumlu anlamda adımlar var. İngiltere ve Kanada ambargoyu kaldırma konusundaki niyetlerini Türkiye'ye bildirdiler. İkinci konumuz, uluslararası son zamanlarda Türkiye arka arkaya fuarlara katılıyor. Fuarları değerlendireceğiz. Ve üçüncü konumuz da Roketsan'ın Çakır füzesi ve bu füzeye güç verecek Kale Arge tarafından geliştirilen KTC-1750 motorunu beraber konuşacağız. Ve karşımızda Özgür Ekşi, Turdef Genel Yayın Yönetmeni ve sahibi aynı zamanda. Özgür merhaba, hoş geldin. Merhaba Tolga, seninle beraber olmak her zaman çok güzel. Çok teşekkürler. Aynısı benim için de geçerli. Bu arada ben izleyicilerimize hemen kısa bir not vermek istiyorum. Turdef İngilizce yayın yapıyor. Türk savunma sanayi ürünlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma konusundaki gelişmeleri İngilizce olarak dünyaya Türkiye'deki gelişmeleri aktarıyor. Ve Özgür uzun yılların tecrübesini buraya yansıtıyor. Yeni bir marka. Hayırlı uğurlu olsun. Zaman zaman senle bu tür yayınlar yapmayı ve arttırmayı da diliyorum. En son bir STM ile ilgili bir dronlar konusunda bir yayınımız olmuştu. Umarım bunu böyle sürekli hale getiririz. Çok teşekkür ederim. Bence de bir araya gelmek çok güzel ve bunları sık sık yapmak gerekli. Çünkü alanda çok ses olsa da bazı seslerin özellikle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok spesifik noktalara biz ikimiz değinebiliyoruz. Biraz yılların getirdiği, sen saçları biraz döktün, ben de daha beyazlıyor daha çok. Bir oradan kalan bir tecrübe var. Onu biraz izleyicilerle paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz da böyle işin gazetecilik açısından, arka planında neler var, stratejik anlamda bu neyi hedefliyor gibi olayın daha böyle teknik boyutundan çok, daha böyle işin özünü, ne ipuçları görüyoruz, nereye gidecek bunları konuşmaya hedefliyoruz. Evet, ilk günlerde bayağı bir popüler konu, İngiltere ve arkasından Kanada'nın attığı adım var Türkiye ile uygulanan ambargolarla ilgili. Öncelikle sen Ankara'dasın. Ankara'dan bu iş nasıl gözüküyor? Bu İngiltere ve Kanada neden bu adımı attı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi biraz işin uluslararası ilişkiler tarafına aslında giriyoruz. Türkiye, İngiltere ile ve daha çok Kanada ile niye bu kadar bir ortamdaydı? Çekişmeli bir ortamdaydı, gerilimli bir ortamdaydı. Biraz onlara bakmak lazım. Kanada ile ilişkilerimiz aslında İyi olabilirdi çünkü Kanada'nın en çok ihracat yaptığı birkaç ülkeden birisiydi Türkiye. Ama ilişkiler bir şekilde Türkiye ile işte Amerika ile olan ilişkiler bozuldu, NATO ile olan ilişkiler sorgulanır hale geldi. Bu çerçevede biraz ilişkiler gittikçe limoni hale gelmeye başladı. Özellikle bu Yukarı Karabağ'da TB2'nin sergilediği başarı, Ermenileri çok kızdırdığı, çok zor duruma düşürdüğü bir tarihte Ermeniler Kanada'ya çok büyük baskı yaptılar. Hatta ben o tarihte biraz da yazdım. Türkiye kendi ayağına biraz sıkıyor olabilir diye. Çünkü orada İsrail'in de İHA'ları kullanılıyordu ama İsrailler hiç sesini çıkartmıyordu. Biz davul zurnayla her şeyi ilan ediyorduk. TB2'lerle ilgili olarak da Ermeniler özellikle Kanada'ya gittiler. İsrail'in Kanada ile ilişkileri daha güçlü olduğu için onlara da herhangi bir yaptırım olmadı. Ama bizim pek çok ürünümüze içinde böyle kritik olmaya aday, işimizi zorlaştırsın maksadıyla bazı ürünler işte hepimizin bildiği bu payloadlarda yaptırımlar uygulandı. İşte Milgem'de kullanılacak helikopterin yaklaşma sisteminde uygulandı. Böyle nerede bulunursa, bir fırsat bulunursa oradan bir böyle bir elimizi canımızı sıkma hikayesini özellikle Ermenistan çok yaptı ve Kanada'dan. İstersen işte 2. Karabağ Savaşı'nda sonuçta İHA'lar düşüyor ediyor. Karşı tarafın eline, Ermenistan'ın eline geçtiği zaman bu İHA sistemleri tabiri caizse lime lime kablolarındaki seri numaralarına kadar bakıldı. Ve ameliyat ettiler. Bunu ürettiyse
ve lobi, daha doğrusu diaspora nerede çok kuvvetliyse, ki Kanada'da çok kuvvetliler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles tarafında çok kuvvetli Ermeni diasporası, resmen bu fabrikaların önüne giderek protesto eylemleri yapılmaya başlandı. Tabii şimdi şirketler ticaretini yapmak istiyor. Ama bir taraftan bu baskının siyasi anlamda başkentlerde de etkili olmasıyla birlikte bu kararlar, adımlar atılmaya başladı. Zaten bu tür girişimler PKK yanlısı, terör örgütü yanlısı gruplar tarafından da yapılıyordu. Böylece bir güç işbirliği oldu ve bu sıkıntılı kararlar arka arkaya alınmaya başlandı. Fakat tabii biz tabii olayı daha çok odaklandığımız nokta MX-15 kamerası başta olmak üzere Veszkem'in ürünleri ve Bayraktar'da TB2'de ana kamera sistemi bu. Hatta Baykar grubu bölgenin en önemli lojistik ve bakım merkezi bu kameralar için. Alternatif de geldi Aselsan'dan ama bu kısa vadede Kanada'daki bu adımlar, sen gemilere iniş yapan sistemi, ki bu çok basit bir sistem değil, helikopteri yönlendiriyor, helikopterin kızak veya tekerlekleri değdikten sonra emniyete alınması gibi. Güvence alıyor. Çok böyle bir rakipsiz bir sistem. Bir anda onun yerlisini yapabilmek de çok güç. Kolay da değil tabii ki. Doğru. Bir yandan mesela Hürkuş'un motorunu alıyorduk. Pratt Whitney'nin yaptığı motoru alıyoruz. Yani pek çok yerde Kanadalılara bizim ihtiyacımız vardı işin doğrusu. Ama savunma sanayi bunların çoğuna çözüm de aramaya başladı. Kanadalılar burada bence asıl önemli olan Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber düzelmeye başlaması. Aslında öncesinde de Türkiye, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, pek çok ülkeyle ilişkilerini düzeltme yoluna girmişti. Bu da Kanada ile olan ilişkileri yumuşatmanın bir parçasıydı. Rusya-Ukrayna savaşı üstüne her şeyi bitiren, her şeyi unutalım dedirten bir unsur olarak geldi. Ve şimdi Kanada ile daha çok erken, tabii ne olacak diye konuşmak çok erken. Bence şimdi daha çok İngiltere ile bakmanın zamanı. İngiltere ile şöyle, aslında ben aynı zamanda Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği'nin başkanıyım. 1,5 yıl kadar önce pandemi zamanında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ni konuk etmiştik Diplomasi Muhabirleri Derneği'nin bir toplantısına. O sırada Katsa yaptırımları konuşuluyordu. Ben Büyükelçi'ye sormuştum. Açıkçası adam, Büyükelçi, Amerika böyle Katsa bir şeyler yapıyor olabilir, İngiltere kendi çıkarına bakar, biz kendi işimizi yapmaya bakarız demişti. İngiltere ticari kararlar onlar için çok önemli. Siyaset biraz daha ikinci planda, arka planda gelmekle birlikte. Evet. Hani onlar, işin doğrusu benim anladığım, biz Amerika'yı bir şekilde mutlu ederiz, memnun ederiz, üstümüze gelmesine engel oluruz. Ama Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam ederiz şeklinde bir yaklaşımı içindeydiler. Böylece de hani bizimle biraz çalışacaklar, Amerika'yı üstlerine getirmeyecekler. Bunun arasını arıyorlardı. Bence gene Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla beraber Türkiye'nin hem artan jeostratejik önemiyle beraber, aslında Türkiye hep jeostratejik anlamda önemli, sadece Batı bunu zaman zaman fark ediyor. Hem bununla beraber hem de Türkiye'nin aldığı pozisyonla beraber ilişkiler ısınırken, Amerika'yla da zaten görüyoruz, işte F-16'lar için Biden yönetimi şimdi mektup bile veriyor Kongre'ye. İngiltere Türkiye ile ilişkileri artık daha üst perdeden daha rahat götürebilir hale geldi. Böyle olunca daha önce bence biraz Amerika'nın tepkisinden çekindiği için uzak durdu. Örneğin Tempest programı gibi bir program arka planda konuşulur oldu. Aslında 1,5 yıl kadar önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiliz gemisine çıkmıştı. Queen Elizabeth'e çıkmıştı. Onu gezmişti. İki defa yanlış hatırlamıyorsam gezmişti. Demek ki oralarda bu bizim TCG Anadolu'nun versiyonu geliştirilmesi konusunda İngilizlerle bazı bugüne kadar çok konuşulmayan, dillendirilmeyen konular söz konusu olacak. Tempest programında bazı alt yüklenici
sistemler belki söz konusu olacak. Altıncı nesil Avrupa'nın önde gelen bir savaş uçağı projesi. Bu arada bir parantez de açayım, ben hem izleyicilerimize biraz bilgi vermek amaçlı bunları söylüyorum. Tempest'in ana lideri İngiltere. İngiltere ile birlikte İsveç'te programa girmiş vaziyette. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane program üyesi. Doğru. Ve çok önemli bir proje. Bir tarafta da karşılığında Airbus'un uçak projesi. Fransa ve Almanya iki büyük dev ama bunlar ileride birleşir mi, ne yapar mı? Soru işareti. Tabii bizi ilgilendiren nokta milli muharip uçak konusunda İngiltere'den aldığımız mühendislik destek. BAE Systems üzerinden gelen destek. Bu da tabii ki muhtemel milli muhariple ilgili atılacak mühendislik adımları da İngiltere açısından daha Türkiye ilişkileri rahatlatacak diye düşünüyorum açıkçası. Aslında TUSAŞ BAE Systems'tan destek alırken İngiltere BAE Systems'a Tempest programını açıkladı. Burada bir nezaketsizlik de vardı. Bu da bence düzelecek. Çünkü İngiltere Türkiye'ye TFX programında, Milli Muharip Uçak programında yardımcı oluyor, destek oluyor içinde. Ama kendi programı Tempest'i şey yaparken, ilerletirken hiç Türkiye'nin adı bile geçmiyor. İki yıl önce TUSAŞ Farmro Havacılık Fuarı'nda Milli Muharip Uçağı duyururken hiç duymamıştık. Bir anda Tempest diye bir program çıktı. Son derece sürpriz olan bir şeydi. Bence buradaki bir hata da düzeliyor bu aşamada. Türkiye o programa mutlaka girmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü bugün 5. nesilde insanlı insansızları konuşuyoruz. 6. nesilde iş tamamıyla insansıza dönecek, sürüye dönecek. Geleceğin projesi olarak bakılıyor. Burada da Türkiye mutlaka yerini almalı. Şimdi şey olarak baktığımız zaman demek ki bir gemilerde, deniz platformlarında bir işbirliğini görebiliriz, bekleyebiliriz. Mutlaka silahlarda beklemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü denizden atılan SAMTE'nin, denizden atılan versiyonunda İngilizlerin payı var. Bugün Fransa ve İtalya ile SAMTE üzerinde ilişkiler gelişiyor. Diğer yandan Milli Muharip Uçak, Tempest hepsinde şey gelişiyor. Bir yandan da Rolls-Royce'un içinde bulunduğu, Kale'nin içinde bulunduğu, TR Motor'un içinde bulunduğu, gerçekten bütün neredeyse herkesin içinde bulunduğu Milli Muharip Uçağın motoru konusu var. Burada da bence hem 5. nesil hem de 6. nesilde üretiye kullanılacak olan motor konusunda Türkiye ile İngiltere arasında, bu bir spekülasyon yapıyorum şu anda ama anladığımı söylüyorum. Kimsenin bana söylediği bir şey değil. Yani geleceği olabilir diyoruz. Olabilir çünkü ortam müsait. Yani nasıl olur diyeceğimiz bir şey değil. Tam tersine neden olmasın diyeceğimiz bir konuma geliyoruz. Geleceğin 5. ve 6. nesilindeki kullanılacak motorlar için. Çünkü İngiltere'nin elinde şu anda 5 veya 6. nesil için bir motor yok. Türkiye'nin elinde yok. İkimizin de ihtiyacı var. Karşılıklı olarak Milli Muharip Uçak'ta işbirliği içindeyiz. Tempest'te katılmamız, yani alt yüklü sistemlerde katılmamız söz konusu olacak. Niye olmasın? Ben Kanada'yla ilgili de şunları iletme, hani eklemek istiyorum bu senin İngiltere bakışına. Kanada'yla da bir kamera, İHA'larda kullanılan bir kamera sistemimiz var. İkinci olarak biraz geri planda duruyor, çok fazla da TUSAŞ ser verip sır vermiyor ama hava soş, yani havada elektronik karıştırma ve bu konularda kullanılacak uçak için Bombardier bir Kanadalı şirket. Oradan Global 6000 tipi bir iş yetti. 4 adet alındı bunlar uçaklar Türkiye'de. Hani ambargo öyle bir sıkıntıya soktu ki bu sivil bir uçak, iş adamlarının kullandığı bir uçak ama TUSAŞ tarafından Aselsan'la, Havelsan'la birlikte bir yük taşıyacak hale getirip bir uçan bir radar ve sistemlere sahip olacak. Bunların pilotların eğitimleri konusunda bile Bombardier'e sıkıntı çıkarmıştı. Bu işte sivil uçağa etkisi, şusu busu olarak tabii TUSAŞ farklı yöntemlerle bunu sıkıntısız bir şekilde aştı. Farklı sivil eğitim yerlerine pilotların yollarak simülatörlerine örneğin eğitimlerini tamamladı. Buralarda da muhtemel bir gevşeme olacak. Umarız bu zaman zaman bizim savunma sanayimizde çok kritik konularda sıkıntılar haklı olarak bu ambargolardan yaşanıyor. Bunları hızlandırır ama benim de tavsiyem Türkiye'nin bunları hiç unutmaması, kulağının arkasında sürekli
bir sıkıntı olacağı için bunlar kısa vadeli çözümler. Uzun vadede çok dikkatli olmamız gerekiyor. Uzun vadeli her an tetikte olacak sistemi kurmamız gerekiyor. Sonuç bu. Ez cümle bu. Peki şuradan bu ambargoların kalkmasıyla ilgili şu soruyu da ben sormak istiyorum. Amerika tarafına bakınca bu S-400 ana meselemiz. Bunu çözüldükten sonra gerisi gelir diye ben de bu şekilde bakıyorum olaya. Ama bir taraftan da tank konusunda veya denizaltı konusunda Almanya ile yaşadığımız problem var. Almanya, İngiltere ve Kanada'dan sonra ambargoyu kaldırıyorum diye bir adım atabilir mi sence? Aslında ilginç. Kristal kulemize bakalım Özgür. Kristal kulemiz ne şimdi, diyor? Kristal türeye resmi kanallardan diye soracağım tabii işin şaka kısmı bu da. Evet. Sen de bir diplomasi muhabiri olarak ne görüyorsun? Senin yorumun önemli bununla ilgili. Çok ilginçtir. Şimdi gene bir diplomasi muhabiri olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'yle bir araya geldik. Konuştuk, şey yaptık. Onun ona ben sordum hatta ve dedi ki bizim Türkiye'ye yönelik bir silah ambargomuz aslında hiç olmadı. Ne? Hani güzel, demek bu da güzel. Resmi olarak hiçbir şey yok. Aslında hiçbir şey resmi olarak şey değil. Yani evet. Katsa haricinde hiçbir şey Türkiye ile Batı ilişkiler günlük lüstanlık. Resmi yani, olarak. Şeyden böyle giriyoruz www.baesystems.com tak basıyoruz. Sistem geliyor. Mühendis geliyor. Ne istiyorsak günlük gülistanlık ama kağıt üstünde. Hani kulaklarıma inanamadım öyle nasıl yani. Bence bu yine... Büyükelçi mi bunu söylerken büyükelçi? Şimdi büyükelçi gülemez bu yık altından. Bütün herkes gazeteci, herkes şey nasıl yani diye bakıyor. Bence gene iş Ukrayna-Rusya ilişkilerine gelip yaslanıyor. Biraz evvel söylediğim işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya bunlara gene ucu dokunuyor. Geçtiğimiz haftalarda şansölye Türkiye'ye gelmişti. Bence hafifleyecek. Orada da hafifleyecek. Bu adı konulmamış nasıl yürüyor aslında? Pek çok üründe biliyoruz ki normalde bir ayda cevap vereceği bir şeye talebe 6 ay sonra siz ne istemiştiniz kuzum diye yanıt veriyor. Ne bakmıştınız tabii. Biz ne bakmıştınız? Biz 6 aydır hani ha öyle mi? Bir daha siz bir gönderin biz bir ona bakalım diyor. Bir 6 ay daha gidiyor. Sonra 3 ay sonra ama bizim elimizde bu yokmuş. Şöyle bir şey varmış diyor. İşte Belçika'yla da bunu yaşıyoruz. Almanya'yla da. Hani gerçekten evet hani iş yavaşlatma vardır ya. Bence asıl onun adı iş yavaşlatma. Ağırdan alıyorlar biraz arkadaşlar işi. Evet, fazlasıyla ağırdan alıyorlar. Almanya'dan motor gelmesi konusu tank dedin çünkü yanlış şey yapmadıysam. Evet. Hani orada renkten bir transmisyon gelmesi bir şey var. Biz Kore ile aslında bu işi oldukça ilerlettik. Oradan gelecek motorun arka tarafında aslında Kore'den gelecek motor da ben eğer yanlış anlamıyorsam aslında Alman motoru var. O motoru biz Kore ile birlikte zaten biraz bayağı bir geliştireceğiz gibi görünüyor. Hani bu ben de bu bazı deyimleri karıştırırım. Kötü komşu ev sahibi yapar, kötü kiracı ev sahibi yapar. Biraz Almanya sağ olsun, Kanada sağ olsun. Onlar bizi hep bazı konularda ev sahibi yaptılar. Allah razı olsun diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ya Allah razı olsun. Keşke bu kadar zor olmasaydı. Evet. Almanya ile yine spesifik aralarda böyle gıcık edecek noktalarda varlıkları destek almamız önemli olacak. Almanya'dan keşke bir paket olarak motor alsak ve Altay'la ilgili olarak hızla bir 50 paketlik 50 şeylik tanklık bir paketi hızla şeye sokabilsek, üretime sokabilsek çok faydası olur diye düşünüyorum. Gemiyle ilgili olarak gemi makinalarında bildiğim kadarıyla uzun zamandır bir sıkıntı çok yaşanmıyordu. Bir şey var yani kolaylık sağlamıyorlardı ama orada biraz Amerika'dan da destek alınıyor olması G'nin 2500'ünü alabiliyor olmamız Almanya'nın bizi gerçekten çok sıkıntıya soktuğunu söylemiyordu.
Biraz da benim aldığım kaynaklara göre aslında böyle geçtiğimiz yazdan bu yana Almanya ile ilişkilerimiz hafif hafif düzelme havasındaydı. Özellikle deniz sistemlerinde. O yüzden ben özellikle tankta işimizin kolaylaşacağını, gemide o kadar da zaten zorluk içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Bununla ilgili hemen böyle bir uluslararası işlere bakarken tabii ki bir de biliyorsun İsveç'in ve Finlandiya'nın, özellikle de Finlandiya'nın NATO'ya giriş talepleri var. Normalde oralardan da resmi ambargo yemiş durumdayız ki bu ambargo yeni de değil, 30 yıldır yaklaşık. Orada bir türlü bu arkadaşlar bizim terörle mücadelemizi anlamamazlıktan gelip her türlü anlamda ambargoyu uyguluyorlar. Sence Türkiye ne olabilir? Bu NATO'ya girişlerine olumlu bakacak mı? Anladığım kadarıyla başkentler arasında çok ciddi de bir pazarlık söz konusu. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sen çok kibar söyledin. Yani direkt destek oluyorlar terör örgütüne. Abi bir de olayın o yönü var tabii ki. Tabii ki. Ben hani Türkiye Cumhuriyeti açısından yaklaşım bu şekilde. Bir de tabii ki ciddi anlamda da bölücü terör örgütüne de destekler. O da başka bir konu. Tamam. Şimdi 1980'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan, Türkiye, işte Kıbrıs vesaire bir sürü şeye kızıp Albaylar Cuntası sonrasında NATO'dan çıkmıştı. Geriye dönüşü söz konusu olduğu zaman Kenan Evren'e, o zamanki Cumhurbaşkanı'na, Amerikan generali Rogers bir asker sözü vermişti. Ve Yunanistan NATO'ya elini kolunu sallaya sallaya dönmüştü. O Yunanistan ile biz aslında Avrupa Birliği konusunda çok ciddi pazarlıklar edebilirdik. Sen onu ver, ben bunu vereyim şeklinde. Biz bunu kaçırdık. Kaçırdık da bari hiç olmazsa bundan ders almış olalım. Yunanistan'la yapamadığımızı Finlandiya ve İsveç'le yapmamız, yakalamamız. Biz bu konuda nasıl bir işbirliği yapacağız? Hem silahlarla ilgili, platformlarla ilgili, hem de PKK'ya bakış açısıyla ilgili çok ciddi bir pazarlık sürecine girmemiz gerektiğine ben inanıyorum. O kadar kolay olmamalı NATO'dan üyelik almak, Türkiye'ye 30 yıldır yaptıklarının bir bedeli olmalı diye düşünüyorum. Ha nasıl olur? Onu biz duymasak da olur bence. Evet. Ama olmalı. Çünkü ben de şöyle bir parantez açayım izleyicilerimiz için. NATO'da bütün kararlar oy birliğiyle almak zorunda. Herhangi bir şekilde işte Türkiye'nin, ben bir bakayım o işte ambargoları nasıl 6 ay sonra ya ne yollamıştınız siz? Sizin mail bizim karışmış ya. Düşmemiş. Yaklaşımı bilmiyoruz. Bakalım burada nereye gidecek ama bu da masadaki diplomasi hikayesi. Bayağı bir uzun bir uluslararası ilişkiler aslında bu konuştuklarımız. Çünkü hayatın her tarafında diplomasi var ve her yere acayip bir şekilde etki ediyor diyelim. Şimdi gelelim son dönemde sen de bir tanesine katıldın. Biz de uzaktan takip etmek durumunda kaldık. Arka arkaya uluslararası savunma fuarları oldu. Sen Katar'dakine gittin. Katar'ın hemen arkasından Malezya'da bir fuar vardı. Ve sonrasında hemen Güney Amerika pazarında çok etkili Şili'de bir fuar vardı. Bu üç nokta Türk savunma şirketleri açısından çok önemli hedef pazarlar. Katar, Malezya hem ülke olarak hem Güneydoğu Asya olarak. Bir tarafta da Şili, Şili merkezli Güney Amerika. Ve oraya gördük ki işte TUSAŞ'tan Aselsan'a, Havelsan'dan Roketsan'a, özel sektör bunun yanı sıra, vakıf şirketlerinin yanı sıra, işte FNSS, Meteksan aklıma gelenler, daha ufak şirketler. Otokar, çok... Aselsan, Otokar, Roketsan, hepsi. Şimdi... Hepsi. Ciddi bir Türk bu işe şey deniyor, Türk pavyonu, hani pavyon deyince de yanlış atılmasın, fuarlarda ülkelerin pavyonları var. Öyle çalgı türkü, daha söz yok orada. Silah satışının yapıldığı çok önemli bir şey. Sen Katar'ı nasıl buldun fuar olarak? Şimdi Katar'ı ben Katar'da ikiye ayırmak lazım. Türklerin olduğu taraf ve Batılıların olduğu taraf. Türkiye Batılı değil anlamında söylemiyorum ama İngiltere, Fransa, Amerika bu ülkeler Katar'ı yıllar önce keşfetmişler. Ve bir fark var. Türk tarafında
Resmi heyetler geliyor, görüşmelerini yapıyor ve gidiyorlar. Onun haricinde firmalar birbiriyle görüşüyor. Türk firmaları birbiriyle görüşüyor. Ya da fuara gelmiş diğer yabancı firmalarla görüşüyor. Ama Katar'ın aslında önemli özelliklerinden biri satın alma fuarlarından biri. Sizde ne var? Onu göreyim, alayım diye bakıyorlar. İngilizlerin, Fransızların olduğu bölüme gittiğim zaman ise durum çok farklı. Çok öyle ciddi bir heyet yok. Çok ciddi miktarda kullanıcı, son kullanıcı asker var. Uzun kuyruklar oluşturmuşlar. Adamlar bir geminin bir vanasını gelmiş kullanıcısı, üreticisine soruyor. Belki çok yüksek bir montandan bahsetmiyoruz. Ama adam benim sorunumun karşılığı budur diye orada aradığı adamla konuşuyor. Şunu gösteriyor bana, bize. Bu ülkeler bölgeye uzun zaman önce gelmiş, yerleşmiş ve çok sağlam ilişkiler kurmuşlar. Biz ise hükümetler arası sıcak ilişkilerden dolayı resmi heyetlerin geldiği, peki biz sizinle o zaman ne yapabiliriz diye sordukları bir noktadayız. Oysa Fransa'ya gidiyor, benim sorunum şu, sende çözüm var mı diye soruyor. Oradaki Fransızı, İngiliz'i tanıyor, biliyor. Ben seninle daha fazla nasıl işbirliği yaparımın cevabını orada vermiş. Bizim bölgeye çok daha sık, çok daha baskın bir şekilde gidiyor olmamız gerekiyor. Ben Malezya'yı ve Şili'yi görmedim ama oradaki durumunda bunlardan çok da farklı olduğuna doğrusu düşünmüyorum. Bizler Türkler resmi heyetleri bekler, gitmeden önce aldığımız randevuları yerine getirir. Onun dışında başka bir şey gelirse de ne mutlu bize der pozisyondayız. Oysa özellikle savunma sanayinin ben birinci ligi olarak görüyorum. Fransa, İngiltere, Amerika. Bunların önünde kuyruk oluşuyor. Bizim bunu hedeflememiz lazım. Ve bu tabii ki muhtemel son yıllarda biraz daha ihracat odaklıyız veya alınan büyük projeler var. Bunu da dikkatli bir şekilde öğrenip belki 5 sene sonra, 10 sene sonra biz de o şekilde bir pazara, çünkü bu dediğini yapabilmek için bir gemi satmak lazım, bir uçak satmak lazım ki adam varasını gelsin, sorsun etsin. Hani biraz ben şeylere, şimdi tabii vakıf ve devlet şirketleri için adam haklı, işte büyükelçimiz gelmiş. Ama işte oradan hani Türk'ün Türkiye propagandasından çok dediğin konulara ticaret açısından neyi ne yapılıyor, ne ediliyor buralara bakmak lazım ama umarım bu yola doğru bir gidişat olacaktır diye, sistem sattıkça, ihracat yaptıkça olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi evet, bizim zamana ihtiyacımız var. Çok doğru. Fakat bizim bir şey daha ihtiyacımız var. Şimdi bakıyorum, Katar'da fuara katılan ekip Malezya'ya gidiyor, oradan Şili'ye yetişiyor. Böyle bir iş geliştirme, böyle bir iş takip modeli yok. Katar'da aldığın notu Malezya'da unutacaksın, Şili'de artık hangi sayfaya yazdığını bile hatırlamaz hale geleceksin. Türkiye'de az adamla çok iş yapma kültürü her yerde maalesef var. Bu bizi evet zinde tutuyor, dinamik oluyoruz, her yere yetişmeye çalışıyoruz, cengaver yapıyor, doğru. Fakat savunma sanayi bu kadar, savunmanın kendisi cengaver olmayı gerektirirken savunma sanayinin kendisi fikri takip gerektiriyor. Aynen gazetecilikte senin benim bildiğim gibi. Ben Katar'da ne konuşmuştum, ne yapmıştım? 10 yıl boyunca oraya hep aynı kişinin gidiyor olması ve o kişinin de oraya angaje, oraya fokuslanmış olması gerekiyor. Maalesef benim açımdan sadece bunu şey için söylemiyorum. Devlettir, vakıftır, bütün herkes için söylüyorum. Çok az firmada odaklanma var. Çoğu her yere yetişmeye çalışıyor. Bunun sonucunda hiçbir yere yetişemeyeceğiz. Açık konuşalım. 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca hep aynı kişilerin aynı fuarlara gitmesi lazım. Düşünebiliyor musunuz?
Katar'dan çıktım, Malezya'ya yetiştim. Coğrafyası farklı, uluslararası ilişkileri farklı, dili farklı, her bir şey farklı. Oradan Latin Amerika'ya gittim. Yani ya burada adamlar ne konuşuyordu, ne sorunları vardı, ben bu adamlara ne satacaktım? Gidenlere de yazık, firmalara da yazık. Firmaların bence özellikle bu iki yıl boyunca pandemi süresince herkes şey yaptı, evlerine kapandı. Şimdi herkes büyük bir şey içinde, fuar faaliyeti içinde, özellikle bu dönemde firmaların bu alana yatırım yapması gerekiyor. İnsan yatırımı yapması gerekiyor. İnsanlar görüyorum, konuşuyorum, soruyorum, yetişemiyoruz diyorlar. Yetişemedin, aldığın notta kaldı. Karşı taraftan gelecek talebi bekleyerek bu işler yürümez. Her zaman için ısrarcı olmak, adamın peşinden gitmek, sizinle biz bunu konuşmuştuk, şimdi bizim şöyle bir çözümümüz var demek, bunu takip etmek gerek. Biz acaba takip edebiliyor muyuz? Takip edecek zamanımız, iş gücümüz var mı? Gidiyoruz, varız, sonra başka yere koşturuyoruz. Bu da tabii genel olarak herkesin önemli sorunu, çünkü herkes her yerden bir ekmek yeme derdinde ama ortam bunu gösteriyor ki çok adam yok, az adamla çok iş. Bakalım balık tutarken nasıl ya nasip denir ya, ondan sonra böyle bir durum gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Şimdi gelelim diğer konumuza. Tabii bu fuarda bir vurduk bir nah işittik senden, haklı olarak güzel bir fotoğraf koydun ortaya, çok teşekkürler. Geçen haftalarda tam Ramazan'dan önce Ankara'da beraberdik. Roketsan'ın çok önemli bir lansmanı vardı, tanıtımı vardı. Bu da gerçekten büyük sürpriz aslında, güzel. Benim çok hoşuma gitti Roketsan'ın bu adımı. Çakır füzesi. Hatta öncesinde de biraz böyle sosyal medyada da bu Çakır, yok Kurtlar Vadisi, şunlar bunlar gibi de böyle bir güzel, keyifli böyle bir merak uyandırıcı adımlar atıldı. Şimdi Çakır füzesi ne düşünüyorsun senle? Çünkü bir üstünde Roketsan'ın atmaca füzesi var. Çakır yeni bir konsept olarak geldiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum senin fikrin nasıl bununla ilgili. Sonrasında da motor olarak sürpriz oldu açıkçası. Kale Argen'in KTC 1750 diye yeni bir motor sistemi geliyor. İstersen önce füzeyi konuşalım, sonra da biraz motoru konuşalım. Atmaca füzesi iyi bir gemi savar füzesi olarak ön plana çıktı. Birkaç yıldır konuşuyoruz. İşte biraz Harpoon tarafı var. Biraz reverse engineering'i, tersine mühendisliği hatırlatan tarafları da var. Ama iyi bir füze olarak işimize çok yarayacak. Özellikle Ege'de. Çakır, atmacadan daha küçük, daha az harp başlığı taşıyor, daha hafif, daha kısa menzilli ve bence çok daha önemli. Çok çok daha önemli. Çünkü atmacayı biz işte karadan atabileceğiz ileride. Ya da deniz platformlarından atabileceğiz. Belki ileride uçaktan bırakılan versiyonu da, air launch denilen versiyonu da gelir. İşe yarayacak. Çakır ise küçük ama çok etkili. Çünkü insansız hava araçlarından bırakabileceğiz. Ateşleyebileceğiz. Bırakacağız da demeyelim. Ateşleyebileceğiz. İnsansız deniz araçlarından, su üstü araçlarından ateşleyebileceğiz. Gemilerden ateşleyebileceğiz. Ve İngilizce karşılığı da söyleyeyim. Network Centric Warfare dediğimiz A merkezli muharebeyi ileri uca taşıyan ve çok ciddi bir koordinasyon sağlayan bir sistemin içine giriyoruz. Bu da biraz hayal gücümüzü çalıştıralım. Denizdeyiz. Aksungur uçuyor ya da bir Akıncı uçuyor. Bir çakır bıraktı. İleride bir örneğin ULAK var ya da bir başka deniz platformu var. Bir hedefimiz var. Buraya çok düşük maliyetle insan hayatını riske atmadan ucuz bir yalnızca ucuz sistemleri, ucuz derken yanlış anlaşılmasın, düşük maliyetli sistemleri ön plana çıkartarak karşı tarafı son derece rahatsız edebiliriz. Bu maliyet etkin, bakım maliyetleri düşük, insan hayatının riske atılmadığı, karşı tarafın çok ciddi oturup ben ne yapacağım diye düşünmek zorunda kalacağı bir çözüm.
Bu nedenle atmacadan daha önemli bir çözüm. Hani biz İHA'larımız için, TB2 için oyun değiştiren bir sistem diye bahsediyoruz. Çakır da bunun füze versiyonu. Oyun değiştiren bir sistem olacak. Çünkü biz oturduğumuz yerden hiçbir kimseyi riske atmadan çok düşük maliyetle istediğimiz herkesi bir hedef olarak karşımıza alacağız. Üstelik de o kadar küçük sistemler kullanacağız ki vurulması da çok zor olacak. Yani vurmaya kalkarsa kullandığı füze daha pahalıya mal olacak. Vuramazsa hedefi oldukça pahalıya mal olacak. Bence Çakır'ın önü çok açık. Atmaca'dan daha ön plana çıkacak bir sistemdir bu. Bir de biraz daha tabii satış şansı daha yüksek. Çünkü Atmaca biraz daha böyle stratejik adımlara doğru kaymaya başlıyor. Ve Çakır'ın bu açıdan da bir ihracat şansı, satış şansının da açıkçası ben yüksek olduğuna inanıyorum. Malum Ben ikisinin de ihracat şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Uzak Doğu'da pek çok ülkenin hem kara versiyonu, Atmaca'nın kara versiyonu, hem deniz versiyonu için potansiyel müşteri olduğunu düşünüyorum. Bu var olan Atmaca'nın kara ve deniz versiyonlarının ötesinde yeni pazarlara çıkmamızı sağlayacak çok nitelikli bir ürün olacak. Ve tabii ki bir füzeyi yapınca da öyle 2 sene sonra modası geçmiyor. Bunların geliştirilmesi, modernize edilmesi, yeni yeni versiyonlarının işte denizden, karadan, havadan farklı versiyonların çıkartılması da olayı bir başka tarafa doğru taşıyor. Tabii bizim bu Atmaca'da Fransız motorla başlandı. Kaleye geçilecek. İşte 10 yıldır nereden baksan bekliyoruz bu motoru. Bu KTC 3200 motoru. Çakır'da da KTC 1750 de yeni bir motor ailesi ortaya çıkıyor. Bakalım bu motor ne zaman göreceğiz? Çünkü ilk atış hedef bu yıl sonunda Akıncı üzerinden Çakır'ın yapılması. Ama sonunda da gerçekleştirildiği gibi İsviçre Çakısı gibi Çakır motorlu versiyonu da var, motorsuz versiyonu da var. Yani Mamle'ye Mamce gibi yüksek irtifadan bırakılıp uçarak hedefine gidecek veya farklı modeller, değişik görevlerle çıkacak. Ben de açıkçası Kale Arge'nin geliştireceği KTC 1750 motorunu merakla bekliyorum. Muhtemel 3200'ün daha ufağı ve farklı bir seri geliyor gibi durum ortada yani. Zaten Kale Arge üreteceği motor gücünü motorun adı olarak veriyor. KTC 3200 kN güç üretiyor. 2900 Atmaca için kullanılıyor. Arat için 1900 civarlarında diye hatırlıyorum. Çok emin değilim. Şimdi 1750 geliyor. Burada tabii aslında hep konuşulan bir şey var. Bir ürünü oluşturmayı becerdikten sonra artık ihtiyaçlarınıza göre işte dakikada harcayacağı yakıt miktarı, üreteceği güç, menzil, bunları ihtiyacınıza göre şekillendiriyorsunuz. Asıl önemli olan ilk önce o sistemi kurmak. O sistem kuruldu. Kale Arge'nin en önemli şanslarından biri, yıllar önce görme imkanım da oldu, çok iyi bir test merkezleri var. Evet. Yüksek irtifa, her türlü hava şartının şey yapıldığı bir test merkezi var. Bu çok önemli bir kazanç. Altyapınız iyi olacak ki bunu yapabilirsiniz. Bir taraftan da tabii Kale savunmaya ciddi yatırım yapan bir şirket. Bir taraftan sivil havacılık, bir taraftan askeri havacılık, işin savunma tarafı. Sonuçta ekonomik olarak da güçlü bir şirket bu alandaki yatırımlarını devam ettiriyor. Umarız bunun meyvesini, ekmeğini uzun vadede de yeni ürünlerle yer. Senin de dediğin gibi motor zor bir konu. Bir aile oluşturabilirseniz küçüğü, büyüğü, ortancası derken farklı ürünler koyabiliyorsunuz. Karşı tarafta da işte Roketsan'da da onlar da ürünlerini bu şekilde ürün yelpazelerini genişletebiliyorlar. Böyle de bir adım oluyor. Umarız buralardan bir şeyler çıkar diye umuyoruz.
Valla konular derin. Benim ilk aklıma gelen bu üç konuydu. Bakalım izleyicilerimiz nasıl ilgi gösterecekler bu videoya. İlgi gelirse devamını çekeriz Özgür, değil mi? Kesinlikle. Bakalım beğenirlerse biz sık sık bir araya gelmeyi isteriz tabii ki. Neden olmasın? Gayet keyif oluyor. Biz farklı bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Turdef'in genel yayın yönetmeni ve sahibi Özgür Ekşi. Bu arada yurt dışındaki gelişmeleri Türkiye'den, çünkü biz biraz içeride bazı şeyleri, ne kadar ben mesela kendi açımdan konuşayım, kontrolü vermeye de çalışsam bazen fazla vermekleri durumu olabiliyor. Ama Özgür en azından düzgün bir şekilde yurt dışına doğru tanıtım, Türk savunma sanayini yapan önemli bir web sayfasına sahip. Meraklılar, İngilizcenizde varsa, bazen İngilizce olmasına da artık çok şey yok, gerek yok. Çok merak eden Google Translate attığı zaman kafasını gözünü kırıyor. Ama en azından burada ne denmiş, bunu öğrenmek isteyen için bütün yollar açık. Turdef'i de takip etmenizi ben öneriyorum. Özgür aynı zamanda sosyal medyada da oldukça etkin. Sosyal medyadan da Turdef'in hesaplarını takip edebilirsiniz diye de bu kadar seni konuşturduk. Bari biraz... Bana diyecek bir şey kalmadı. Bana diyecek bir şey kalmadı. Benden iyi söyledin vallahi. Yani biz şey yapıyoruz. Özgür sonuçta her ikimiz yıllardır tanışıyoruz. Yıllardır aynı alanlarda haberler yapıyoruz. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ona da her zaman birlikte omuz vereceğiz ki bu işin medyası güçlü olacak. Doğru haberler yapacağız. Bir yandan da tabii aramızda da rekabet de söz konusu. Ama bunlar her zaman daha doğru, daha güzel haberin peşinde koşmak için bunun da ürünleri izleyicilere, okuyucuların önüne geliyor. Umarım onlar da keyif alıyordur. İşini daha iyi yapmak için rekabet içinde olmaktan daha keyifli bir şey düşünemiyorum doğrusu. O kadar. Özgür çok teşekkürler. Zaman ayırdın yayınımıza. Umarız en kısa zamanda da bir ikincisini bunun yaparız diye umuyorum. Çok çok teşekkürler. Sana kolay gelsin. Görüşmek, haberleşmek üzere. Görüşmek üzere Tolga. Hoşça kal.